Dünyası'na hoş geldiniz. Yeni haftayı Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2 Mayıs'a ilişkin sanayi üretim verisiyle beraber karşıladık. Yıllık bazda %10, aylıkta ise ivme kaybıyla birlikte %1,1 ancak beklentilerin üzerinde bir artış kaydetti. Yılın son çeyreğini, ilk ayını ve kısıtlamaların olmadığı bir döneme işaret eden 2 Mayıs'a dair gelen veri ve diğer yanda önümüzdeki mevcuttaki Kasım ve Aralık ayına ilişkin beklenti ve 2021 beklentisini ve özellikle bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısına değineceği iş dünyasının uzun süredir beklediği doğrudan kira desteği yönünde düzenlemeler ne yönde çıkacak? Tüm bunları konuşacağız ve gündemde asgari ücret de olacak. Bugün İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şen Ocak ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Rüstem Çetinkaya bizlerle birlikte. Öncelikle iyi haftalar dileyerek başlayalım. Günün sıcak verisi TÜİK'ten geldi. Sanayi üretimiydi. Ekim ayı aslında kısıtlamaları tam olarak yaşamadığımız bir aya dair gelen bir veriydi. Son çeyreğin ilk ayına dair gelen veriyi nasıl okumalı? Öncelikle Mustafa Bey sizden başlayalım. Buyurun. İyi yayınlar Andan. Tabii sanayi üretim endeksinin yüksek çıkması Türkiye açısından olumlu bir gelişme. Ancak katılımlarına bakmak gerekiyor. 10,2 beklentiye göre artış, 9,6 bir beklenti vardı. Buradaki imalat aynı payı %11 gibi. Diğer madenlerinde %4 ve retiktede %5,5 artış var. Tabii imalat sanayinin içerisinde de sektörlerin büyük bir kısmının artı pozitif olduğunu görüyoruz. Bunlarda da en önemlileri temel eczacılık ürünlerinde %26,1. Mobilya imalatındaki mobilya sektörü çok iyi gidiyor. 23,8 ve onunla beraber ağaç orman ürünlerinde de 23'lük bir ilerleme var. Böyle sıralanıyor. Kendi sektörümüz açısından bakarsak maalesef en kötü durumda olanlardan biri, ekside olanlardan biri. Makine ve ekipmanları %3, bizim de %7,7 eksimiz var. Bu bizim için tabii pandeminin etkisinin çok büyük olduğunu gösteriyor. Yine burada tabii satın alma yöneticileri endeksinde baktığımız zaman yine bizim sektör çok düşük bir şeyde, %46'larda. Bu da bizim sektörün biraz sıkıntılı bir dönem geçirdiğinin işareti. Tabii bazı sektörlere çok olumlu yansımaları var. Bunu piyasadan da biliyoruz. Tekstilde, örmede olsun, işte mobilyada, ev tekstilinde, tabii tıbbi ürünlerde de, sağlık sektörüyle ilgili ürünlerde de güzel artışlar var. Tedarik zincirleri de değiştirdi. Türkiye'nin ihracatı açısından Uzak Doğu'dan daha kolay tedarik ve biraz daha Uzak Doğu'nun algısındaki değişiklikler dolayısıyla Türkiye'ye yansıdı. 2019-2020 yılının dördüncü çeyreğinin bizim sektör ve birkaç bizim sektör gibi sektörler dışında çok iyi gelişeceği gözüküyor. İyi bir yaklaşımda gideceği görünüyor. Bu açıdan baktığımız zaman olumlu. İnşallah bizim sektörde aşının bulunması, insanların sokağa çıkmasıyla birlikte bizim sektörde de bu verilerin olumlu yönde gelişeceğini umuyoruz diyelim. Çünkü insanlar çeşitli kısıtlamalarla beraber sokağa çıkmıyor, ayakkabı giymiyor, işte dışarı çıkmıyor, ceket giymiyor, toplantılar yok, düğünler yok, çanta kemer bek kullanmıyor. Bunlara baktığımız zaman en çok etkilenen sektörlerden biriyiz. Hatta ihracatı hizmet sektörü hariç bakıldığında en çok negatif yönde etkilenen sektör yine bizim sektörümüz. Ama bir hayat normale dönmesiyle beraber hızlı bir V-tipik büyümeyle de bu döneme atlatacağımızı düşünüyoruz inşallah. Evet, bu süreci atlatma noktasına ne yönde talepleriniz olacak onu da soracağım ancak sektörel bazda bu noktada maden sektörüne dönmek istiyorum. Aylık bazda %0,6'lık bir düşüş söz konusu. Peki Rüstem Bey, Ekim ayına ilişkin sanayi üretim verisini sektör bazlı olarak siz nasıl yorumluyorsunuz ve Kasım ile Aralık ayı bu kapsamda nasıl geçirdiniz? Evet, yani madencilik sektörüne bakıldığında daha durağan bir sanayi verisi görüyoruz. Ancak özellikle bizim metalik madenler tarafında bakıldığında orada bir fiyat artışı da var. Bu biraz daha özellikle bakır, çinko, krom, kurşun gibi metalik madenlerde artış da var. Kasım ayına üzerine bakıldığında ihracat noktasında %38'lik bir artış var. Değer bazında da artış var. Dolayısıyla aslında imalat sanayine
yansımayan veriler ihracat tarafında ise artı değer olarak yansıdığını gördük. Bunun da sene sonu stoklarını tamamlamaya yönelik bir takım alıcıların hareketleri olarak nitelendirmek lazım. Bu şekilde yorumlamak lazım diye düşünüyoruz. Zira biz Kasım ayında tüm ihracat kalemlerimiz, sadece metalik madenler değil, tüm ihracat kalemlerimiz artış gösterdi. Dolayısıyla oradaki durağanlıkla imalat verisiyle ihracat arasındaki dengeyi ancak bu şekilde yorumlayabiliyorum. Peki diğer yanda ihracat performansıyla da ilerleyelim mi? İhracat iklim endeksinde bir gerileme gördük. Dolayısıyla bu kapsamda siz Aralık ayını nasıl geçiriyorsunuz? Öncelikle maden kısmıyla başlayalım Rüstem Bey. Tabii aslında bizim biliyorsunuz düşük sezon dediğimiz Aralık'ın son devresinde başlayıp Ocak, Şubat, Mart ayı bizim düşük sezonumuz. Dolayısıyla biz pandemiye de önceki dönemde bu şekilde yakalanmıştık. Fakat pandemi döneminde pek alım yapamayan bazı firmalarında aslında alım içgüdüsüyle, en azından sene sonunda da bir takım stok yapma içgüdüsüyle de alım yaptıklarını görüyoruz. Kasım ayında bu anlamda veriler güzel geldi. Aralık ayının şu andaki ilk yarısında da çıkışları görüyoruz. Fakat artık son iki haftaya doğru girildiğinde azalma olması muhtemeldir. Bundan sonraki dönemlerde de zaten bizim de özellikle maden ocaklarında kış şartlarından dolayı da artık üretimler de yavaşlayacaktır. O hem ihracat verisine hem de sanayi verisine yansıyacaktır. Toplamda ise biz maden üzerine baktığımızda ihracatımız 11 aylık performansta -%3.7 gibi bir performans sergiliyor. Bu da o Mart ayındaki o buhrandan çıktığımızı, en azından önceki senenin verilerine çok yaklaşacağımızı gösteriyor. Umarız 2021 senesinde artık bir önceki senenin o kayıp seneyi de bir şekilde telafi yolunda rakamlarımız ikinci yarıdan itibaren gelir. Evet, bu umutlarla 2021'e yeni bir sayfa açıyor maden sektörü. Peki deri ve deri mamulleri dediğimizde bu yılı ne kadarlık bir ihracat geliriyle tamamlayacaksınız Mustafa Bey? Ve geçtiğimiz yıla kıyasla bu yıl nasıl gerçekleşti? Hande Hanım, dedim biraz önce de söylediğim gibi bu yıl bizim için başlangıç güzeldi. Ocak, Şubat, Mart ayına kadar %15-16 gibi bir artışlarla gidiyorduk. Ama pandemiden dünyada en çok etkilenen sektörlerden biri maalesef bizim sektörümüz. Geçen sene 1.7 milyar dolarlık bir ihracatımız vardı. Bu yıl tahmin ediyorum 1.4 milyar dolar civarında bir ihracatla, yani yaklaşık %20 bir eksiyle kapatacağız. Ama bunun yanında sevindirici bir iki gelişme de var tabii. Özellikle Avrupa ülkelerinin bir kısmında artılarımız da var. İspanya, Hollanda, Sırbistan gibi ülkelerde artılar var. Özellikle ayakkabı sektörü nispi olarak biraz daha az bir düşüş yaşadı. Ancak geri konfeksiyon ve yarı mamul ihracatımızda ciddi anlamda düşüşlerimiz oldu. Bu da tabii bazı yarı mamulde birçok fabrikalar veya işletmeler kapalı olduğu için yarı mamul satamadık. Yine deri konfeksiyonda da ağırlıklı olarak Rusya öne çıkardı biliyorsunuz. Avrupa Birliği her zaman bizim için %50 ihracatımızı yaptığımız yer. Ama en çok yüksek orandaki düşüşler Rusya'da oldu. Özellikle %46 gibi bir düşüş var derileri mamullerinde Rusya'da. Almanya'da oldu. Yine İtalya'da sarayciye açısından bizim için İtalya önemliydi. İtalya'da ciddi düşüşler oldu. Yani biraz Afrika ülkelerinde bir açılım var. Oralarda biraz normal var. Finlandiya ve Beyaz Rusya'da artılarımız var belli dallarda. O açıdan baktığımız zaman bizim umutlarımız 2020 yılında inşallah. Tabii bu arada az önce sormuştunuz, yarım kalmıştı. Bu krizden çıkmak veyahut da bu kötü gidişe durdurmak için neler yapıyoruz? Mutlaka son yıllarda fiziki olarak bazı ülkelere gidemediğimiz için özellikle de fuar anlamında dijital medyayı kullanıyoruz. Sanal fuarlar, sanal ticaret heyetleri. Bir web sitesi oluşturuyoruz. Bitmek üzere, çok geniş kapsamda, çok titiz davranarak bunu öyle görülüyor ki 2021 yılının ilk aylarında da yine bu tip mecraları kullanmak durumunda kalacağız. Sanal ticaret heyetleri olsun, sanal fuarlar olsun. Bu açıdan özellikle ürün gamımıza uyan Afrika ülkelerine de, biraz üretim gamımıza uyan Afrika ülkelerine yönelik çalışmalarımız var. Güney Afrika'ya ve Angola'ya ve çevre ülkelere yönelik çalışmalarımız var. Dijital bir vurgu yapıyoruz ki, çünkü sanal fuar veya dijital girişimler yaparken firmalarınızın da bu mecralara uygun yapısının olması lazım. Bunlardaki eksikliği de görüyoruz. Onun için ciddi anlamda ihracatçı birliği olarak devlet destekleriyle, evet, birlikte
bu firmalarımızda bu mecralara uygun hale getirmek için çabalarımızı sürdürüyoruz. Evet, Mustafa Bey, deri ve deri mamulleri dediğimiz zaman küçük ve orta boy işletmelerin de çok yoğun yer faaliyet gösterdiği bir sektör grubundan bahsediyoruz. Dolayısıyla pandemide şu son iki ayda kapanmalarla beraber en fazla etkilenen küçük ve orta boy işletmeler oldu. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu konuşmada bugünkü kabine toplantısında özellikle kiralarla ilgili yeni bir düzenlemenin mesajını verdi. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Şimdi tüm Avrupa'da da bir takım tam karantinaya geçen ülkeler var. Çeşitli destekler açıklanıyor. Örneğin Almanya Hazine Maliye Bakanı hafta sonu açıkladı. Ya işletme başına 500 bin euro verilecek ya da %90 sabit giderler karşılanacak. Bu noktada geçtiğimiz haftalarda TOB Başkanı Sayın Hisarcıklıoğlu'nun doğrudan kira desteği talebi olmuştu. KOBİ'lere yönelik özellikle bu dönemde can suyu olacağını dile getirmişti. Bu noktada çok KOBİ'lerin yer aldığı bir sektör olarak deri ve deri mamulleri sektöründe siz öncelikle acil olarak neleri talep ediyorsunuz? Çok haklısınız. Küçük işletmelerden oluşuyoruz. Maalesef en çok etkilenen de küçük işletmeler. Çünkü devletin verdiği destek ve yardımlardan faydalanma ihtimali en düşük olanlar KOBİ'ler. Çünkü hani finansmana erişimde de aynı sıkıntılar var. Bir Amerikalı'nı düşünürüm bir lafı var. Bankalar paraya ihtiyacınız olmadığını ispatladığınızda size para veren kurumlardır. Dolayısıyla paraya ihtiyacı olmayanı ispatlayanlar, paraya krediye ihtiyacını olmayan ispatlayanlar daha rahat kredileri alabiliyorlar. Teminat sorunu var. Bunun içinde küçük işletmeler bu teminattan veremedikleri için yararlanma ihtimalleri düşük. Aynı zamanda biraz da tabii kayıt dışılıklar çeşitli nedenlerle bu sektörde olduğu için kayıtlı firmalara daha çok destekler verildiği için daha da çok etkileniyorlar. Tabii bu bizim Türkiye'nin önemli sorunlarından biri. Mutlaka firmaların bir şekilde neden kayıt dışında kaldıklarını tespit edip kayıt altına alınması için gerekenlerin yapılması lazım. Bunların en başında da asgari ücretteki vergi yükü geliyor. Bu vergi yükü hafifletilirse kayıt altına girecek firmalar ve dolayısıyla da bu tip krizlerde daha çok yararlanacaklar. Kira konusuna geldiğimiz zaman çok hassas bir konu. Özel işte özel firmalar arasında yapılan bir anlaşmayla özel hukuka ait olan bir anlaşmanın devlet tarafından bir şekilde kiralardaki yarısını alın, almayın gibi talepler var. Birçok işletmede var bu. Birçok kurumlar kanalıyla talep edilebiliyor. Tabii bu hassas bir konu. Bu kiraya veren insanların hepsi zenginler değil veya hepsi bunları da bu indirimi yapabilecek pozisyonda değil. Düşünün, kirada geliriyle beraber ev almış, o kira geliriyle kredi ödeyenler var. Bunları siz düşürdüğünüz zaman bu kredisini nasıl ödeyecek? Veya buradan geliriyle beraber işletmesini döndüren firmalar var, KOBİ'ler var. Bu kiracı, kiraya verenin yarı kirayı al demesiyle olacak iş değil. Devletin doğrudan desteği mutlaka gerekiyor. Çünkü kiralar en büyük yük mutlaka KOBİ'lerin. KOBİ'ler anlamında. Buradan nasıl çıkacağı hassas bir konu, çok önemli. Sadece kiraya verenlerden almayın demek, her zaman kiraya veren güçlü değildir. Binlerce gıda ürünü satan zincir mağazalar var. Bunlar güçlü firmalar. Bunların bir tanesini bir işletmeye kiraya verebilir. Onunla beraber de hem işletmesine hem değişik giderlerini karşılayabilir. Onun için devletin doğrudan bir desteğinin olması gerekir. Öteki türlü yapılacak bir desteğin başka sorunları da çıkaracaktır diye düşünüyorum. Ama mutlaka verilmelidir. Çünkü işletmesini kapatmışsın veyahut da devlet olarak yasak diyorsun, kapatıyorsun. Nasıl geçinecek, nasıl kirasını ödeyecek? Tabii ki bir Almanya gibi Türkiye ekonomisi güçlü değil. O anlamda onların verdiklerini baz alarak aynısını vermemiz, Türkiye'nin verebileceğine inanmıyoruz tabii. Mutlaka ama bu krizi, bu sıkıntıları zamana yaymak için devletin de bu tip işletmelerin ayakta kalması için bir şeyler vermesi gerekir. Örneğin bizim işletmeler yüzde kapasite kullanım oranı olarak baktığın zaman %60'ların altına düşmüş vaziyette. Yani bazı sektörlerde yüksek kapasite kullanım oranları var. Bir de Hande Hanım şöyle bir şey var. Devlet bir takım şeyleri veriyor. İhtiyacı olan olmayan herkes talepte bulunuyor. Öyle sektörler var ki gıda olsun, sağlıkla ilgili devlet yardımları verilirken, destekleri verilirken herkese eşit uygulansın isteniyor. Ben şöyle diyorum, yani bir deprem oluyor. Bu depremde evi yıkılan var, evi hasar gören var veyahut da evi sallanıp herhangi bir şekilde etkilenmeyen var. Devlet bunların hepsine aynı yardım yapmıyor ki. Şimdi burada biraz elinde istatistikler var.
bizim gibi KOBİ'lerden oluşan ve buradan ciddi anlamda ihracatı en çok gerileyen veya kapasite kullanım oranı en çok düşenlere farklı bir yöntemle destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi hepsine aynı verdiğiniz zaman kaynaklarınız zaten kısıtlı. Buradan daha çok ihtiyacı olmayanın alma şansı daha yüksek. Çünkü teminat verebiliyor. Bu sefer amacına uygun olmayan şekillerde yine makas açılıyor. Yine fakir daha çok fakirleşiyor veya zor durumda olan daha zor duruma düşüyor. Ve bir takım büyüyen daha büyük büyüyor. Bunun bedelini de sübvansiyon bedelini de 80 milyon ödüyor. Burada daha hassas davranılması lazım. Özellikle şunu da vurgulayacağım müsaadenizle. Şimdi kapasite kullanım oranı %60'lar civarında 60'ın altında olan deri sektörüne hibe şeklinde yeni işletmelere kredi veriyor devlet. Bu ne kadar yanlış. Bunu belki başka sektörlere de veriyor. Siz burada üretime destek vermeniz lazım. Kapasitemizin zaten 20'siyle 30'uyla çalışıyoruz. Yeni eşitleme açılması için bu işi de becerebilen tipler bunun yine o hibesini veyahut da kredisini, ucuz kredisini alabiliyor. Bu sefer düşük kapasiteleri bir rakip olarak ortaya çıkıyor. Bunların mutlaka titizlikle incelenmesi lazım. Mutlaka karşı görüşlerin de alınarak bu teşviklerin verilmesi lazım. Yoksa 2-3 kişi işletme açacak diye devlete bir lobi yapıp bu destekleri alıyorsa, bu genele yayılmıyorsa ve şu anda üretimi baltalıyorsa bunların da mutlaka gözden geçirilmesi lazım. Bu konuda bizlerin dinlenmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet, özellikle kapasite kullanımı çok düşük olan sektörlerde yeni yatırım hibe desteklerinin çok iyi incelenmesi gerekliliğini vurguluyorsunuz. Kiralarda da düzenlemeyi değil doğrudan devlet desteği sağlanmalıdır bu noktada diyor Sayın Şen Ocak. Ben bu noktada tekrar Sayın Çetinkaya size dönmek istiyorum. Maden sektöründe kiradan özel öncelikli olarak daha çok emek yoğun bir sektörden bahsediyoruz. Dolayısıyla asgari ücret kısmını sormak istiyorum. Asgari ücrette vergi muafiyeti iş dünyasının talebi vardı. Buna sizin bakışınız nedir? Asgari ücret toplantılar dizisinin ikincisi de ayın 15'inde gerçekleşecek. Öncesinde maden sektörü ne ister? Tabii ki de yani çok hassas bir konu asgari ücret konusu. Özellikle bu içinden geçtiğimiz pandemi döneminde herkese bir fedakarlıklar düşüyor. Bakıldığında işveren tarafında zaten KÇ'lerden desteklenen bir KÇ desteklerinden faydalanan bir kısım var. Öte yandan da bir asgari ücret tabii ki de düzenlemesi yapılmak zorunda. İthal girdilerden dolayı sokakta artan bir takım maliyetler var. Dolayısıyla bunun da dengelenmesi lazım. İki dengenin aynı anda korunabilmesi için de iş dünyasının önerdiği formül tabii ki de asgari ücret üzerindeki vergi yükünün, işveren tarafındaki vergi yükünün azaltılıp bunun çalışan kısma yansıtılması şeklinde çok makul bir çözüm öneriyor iş dünyası. Ben de buna katılıyorum. Biliyorsunuz maden sektörü dediğiniz gibi emek yoğun, çok zor şartlar altında çalışılan ve gerçekten de alnının terinin son damlasına kadar hak eden bir çalışan kesim olduğunu inanıyorum. Tabii ki bu tüm çalışanlar için böyledir ama madencilik gerçekten zor şartlarda yapılıyor. Dolayısıyla bu hassas dengenin içerisinden herkesin belli oranda fedakarlık yapacağı ve herkesin mutlu olacağı bir formülü çıkartmak hükümetimiz açısından da zor olacak ama inşallah herkes için hayırlısı çıkar diye umut ediyorum. Son dakikamız içerisinde açıklanacak paketten sizin beklentiniz nedir? Asgari ücretteki yorumlarınızı paylaştınız ancak diğer noktalarda belki vergisel, belki sektör üzerinde. Ben ya biz tabii madencilik sektörü olarak perakendenin içinde çok fazla olan bir sektör değiliz. Dolayısıyla biraz daha dışarıdan görüyoruz. Bunu madencilik sektörü özelinde değil de genel olarak yorumlamak belki daha doğru olur. Özellikle hizmet sektöründe görüyoruz çok ciddi bir kayıp var. Hizmet sektöründe ciddi bir şekilde cebinden ödeyen firmalar var. Dolayısıyla o noktada ben yine Mustafa Başkan'ın yorumuna katılıyorum. İstatistiki rakamlara göre direkt bundan etkilenen sektörler hedef alınmalı. Çok sesi çıkan değil, gerçekten rakamların verdiği oranlarda etkilenen sektörlere öncelik verilmeli. İhtiyacı olan doğru tespit edilmeli. Her sektöre bu anlamda değil, ihtiyacı olanın doğru tespit edilerek destek yapılmalı. Ama kiraya da aynı şekilde doğrudan bir düzenleme değil de destek olarak yapılmasının daha doğru olacağına ben de katılıyorum aynı fikre. Sayın Şen Ocak, bir söz hakkı da özellikle şunu da öğrenmek istiyorum. Biraz önce ihracat pazarlarına değinirken ciddi anlamda Rusya ve AB pazarında kan kaybettiğinizi söylediniz. Burada özellikle pandemi etkisinden mi yoksa farklı etkenler mi öne çıktı? Tabii pandemi etkisi birinci planda. Çünkü insanlar dediğim gibi evlerinde, mağazalarını da açamıyor. Online satışlar dışında satışlarda ciddi sıkıntılar var. Bu anlamda pandeminin etkisi çok çok büyük.
Onun dışındaki etkinin ben diğer etkilerin çok büyük olduğuna inanmıyorum. Bir de tabii ilk vazgeçilen ürün bizim ürünlerimiz oluyor. Gelirler düşüyor pandemi dolayısıyla çalışamayan insanlarda. İlk vazgeçilen ürünlerin olmasının da çok büyük etkisi var. Daha sonra normal ekonominin yükselme dönemlerinde, ticaretin canlandığı dönemlerde, gelirlerin arttığı dönemlerde bizim iş kolunun gelirleri artabiliyor. Anne Hanım, bir de özellikle bir şey daha vurgulamak istiyorum. Burada üretime destek çok çok önemli. Üretimin üzerinde asgari ücretten vergi almamasının yanında birçok etkiler var, birçok yükler var. Örneğin ben bir saydım, 30'a yakın, biz bir tabakhane olarak 30'a yakın doğrudan değil dolaylı olarak vergi, harç ve benzeri şeyi ödüyoruz. TOBO ödüyoruz, sanayi odasına, ticaret odasına, ticaret bürosuna, TİM'e, ihracatçı birliklerine, Türkiye tanıdım grubuna, ÖTV ödüyorsun, KDV ödüyorsun, kurumlar vergisi ödüyorsun, arıtma parası ödüyorsun, çevre mühendisi, iş güvenliği, sağlığı ödüyorsun, doktora ödüyorsun, atık katı atık parası ödüyorsun. Benzeri 20'ye yakın, 30'a, 20 ile 30 arasında derneklere dolaylı, vakıflara dolaylı, fuarlar dolayısıyla ödüyorsunuz. 30'a yakın yük var. Bunların bir kısmının mutlaka üretimin üzerinden alınması lazım. Yani yatırım kadar üretime teşvik verilmesi lazım. Üretimde enerjiyi biraz uygun verebilirsiniz. Arıtma parasından biraz bir kısmını devlet fonuyla veya belli bir rakamın üstünde çalışana niye doktoru bedava vermiyorsun? Sen 100 kişi çalıştırıyorsun, doktoru ben gönderiyorum. 50 kişi çalıştırıyorsun, iş güvenliği, sağlığı uzmanlığı ben gönderiyorum gibi üretimi cazip hale getirmek lazım. Eğer üretim para kazanıyorsa mutlaka yatırım için para bulunuyordur. Çünkü bugün tekstilin örme sanayinde bir arkadaşım var, özellikle diyor makine bulamıyorum, hiç para bulamıyorum demiyor. İşim güzel, makine bulamıyorum, iş yapacak eleman bulamıyorum. Yatırımla ilgili bir derdi yok. Onun için üretim teşvik ediliyor. Üretimi rahat satıyorsanız mutlaka yatırım bulunur diye düşünüyorum. Evet, özellikle son değindiğiniz nokta da hayli ilginç. 30'a yakın dernek ve vakıflara harç ve vergi başta olmak üzere dolaylı ödemeleriniz olduğunu söylüyorsunuz. Dolayısıyla bu dönemde STK'lara verilen bu harçlar, vergiler ve tüm bu ödeneklerin de belki geçici olarak pandemi sürecinde üretim üzerinde yükünün kaldırılması gerekliliğine vurgu yaptınız. Çok teşekkür ediyorum. İstanbul Deri ve Deri Mamul İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şen Ocak ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Rüstem Çetinkaya'ya diyor ve böylelikle Bir İş Dünyası'nı bugünlük burada noktalarken kısa bir araya gidelim. Aranın ardından finansal teknolojide Sefer Yüksel sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.